Merhaba, ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz İngilizce Eğitim Koordinatörü Betül Terzi. Hoş geldiniz Betül Hanım. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Betül Terzi ben, bir çocuk annesiyim. Eğitimciyim, eğitimde 15. yılım. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi 2012 mezunuyum. Önceleri eğitimden önce çevirmenlik alanında birçok alanda çeviriler yaptım. Yurt dışında kalarak eğitimime devam ettim yurt dışında. Ve eğitimci olarak devam etme yolunda ve bu aşkla eğitim yöneticiliği alanında yüksek lisansımı tamamladım. Ve şu anda da özel Tuzla Fen Koleji'nde eğitim koordinatörü olarak çalışıyorum İngilizce alanında. Daha çok erken çocukluk ve ilkokul dönemlerindeki İngilizce ile ilgileniyoruz ve onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Çok güzel. Yurt dışında neredeydiniz? Yurt dışında Fransa'da kaldım yoğunluklu olarak ve Belçika'da kaldım. Orada daha çok çeviri alanlarında, evet Fransızca alanında, İngilizce alanında çeviri ve edebi eserler veya teknoloji alanındaki eserlerin çevirileri hakkında ve erken çocukluk dönemindeki İngilizce hakkında alanlarda katkıda bulundum. Bu şekilde bir yurt dışı deneyimimiz oldu. Çok güzel. Peki çocukluk döneminde İngilizce eğitimi nasıl olmalı acaba? Çocukluk dönemindeki İngilizce eğitimi gerçekten irdelenmesi gereken bir konu. Neden? Çünkü İngilizce aslında çocukluktan başlıyor ve en verimli dönem, aslında en alması gereken bir dönem. Bunun için bizlere çok görevler düşüyor. İngilizceyi ne kadar onlara empoze edersek veya onları İngilizce ile maruz bırakırsak ileriki yaşamlarında da çok etkili oluyor. Anaokul ve İngilizce yaşamında, eğitim yaşamında başlayan İngilizce öğrenme serüveni aslında orada şekilleniyor. Ve sonraki aşamalarda da böyle devam ediyor. Ve hiçbir anne baba aslında benim çocuğum İngilizce sevmiyor dememeli. Aslında İngilizce sevdirmek tabii ki, lazım. Evet, zor bir alan, yetenek gerektiren bir alan belki ama onun içinde öğrencimizin içinde İngilizce öğrenme şevki olmasa bile bizlere görevler düşüyor. Bizler bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Öğrencimizi nasıl İngilizceye sevdirelim, nasıl öğretelim, ileriki yaşamını etkilesin diye. Bu şekilde çalışmalarla eminim ki öğrencilerimiz adapte olabiliyorlar daha sonraki evet. yıllarında. Küçük yaşlardan öğrenme yeteneği daha fazla oluyor zannediyorum. Kesinlikle. Anaokulunda, hele ki ilkokul ve anaokulunda İngilizce öğrenmek daha verimli oluyor. Öğretmen aldığını daha çabuk alabiliyor, verdiğini daha çabuk alabiliyor. Dönüşler daha hızlı oluyor. Örnek veriyorum, iletişimsel bir yaklaşımla bir İngilizce öğrenince hele ki daha çok bir İngilizce öğrendiğini görebiliyoruz. Ama eğer ki bunu erken yaşta sağlamazsak, lisede veya üniversitede hala öğrencimiz öğrenememiş olabiliyor evet. ve zorlaşıyor. Peki aileler İngilizce eğitimi hakkında neler yapmalı? Somut olarak önerileriniz var mı bu konuda? Ailelerimize çok büyük görevler düşüyor. Öncelikle ailelerimizden şunu tavsiye ediyorum onlara. Sabırlı olması gerektiğini tavsiye ediyorum İngilizce öğrenme konusunda. Çünkü ailelerimiz İngilizce öğrenirken hemen olsun, hemen eyleme geçirsin isteniliyor. Fakat İngilizce zorlu bir olaydır ve dönüşlerinin olması yılları alabilir. Yılların birikimiyle olabilecek bir alandır. Matematik ve Türkçe gibi değildir. Matematikte bir soruyu çözüyoruz, hemen orada olay bitiyor, öğrenmiş oluyoruz. Formül var en basiti evet. o ama tabii İngilizce bir süreç istiyor, emek vermek Kesinlikle. İstiyor, bir zamana ihtiyaç var. Bir birikim istiyor, isteyen bir alandır ama bu olmayacak diye bir kaide kesinlikle yoktur. Peki sizler İngilizce eğitimi konusunda okulunuzda neler yapıyorsunuz? Bizler okulumuzda İngilizce eğitim programını çok yoğun bir şekilde işliyoruz. Yoğun bir İngilizce programı uyguluyoruz Özel Tuzla Fen Koleji'nde. Ve bu şekilde etütlerle destekliyoruz. Olabildiğince öğrencilerimizi İngilizceye maruz bırakıyoruz. Her alanda İngilizce yaşamalarını sağlıyoruz. İngilizceye ne kadar şunu biliyoruz ki maruz kalırlarsa vazgeçemeyecekler ve ondan kopamayacaklar. Nasıl ki yurt dışındaki öğrenciler orada kaldıklarında belli bir süre sonra öğrenmek zorunda kalıyorlarsa biz de aslında onu yaşatmaya çalışıyoruz. Yani yeni doğan bir bebeği düşünelim. Ana dilini nasıl ki farkında olmadan öğreniyor anneden veya babadan. Biz de aslında onu yaşatıyoruz okulumuzda.
Peki teorik olarak İngilizce öğrenen öğrenciler genellikle veyahut da bazen İngilizce konuşmakta zorlanıyorlar. Böyle bir sorun var. Bu sorunun sebebi ne olabilir sizce? Evet, genelde ülkemizde de karşılaşılan sorunlardan birisi. Bazı okullarda örnek veriyorum, şunu görüyorum, İngilizce ders saatiyle de alakalı olabiliyor. Hele ki 10 ve 10 saat 6 okullarda bu problemleri görüyoruz. Bizler tabii 10 saatin üzerine çıkıyoruz İngilizce alanında. Konuşmak, speaking alanında genellikle iş mülakatlarına nedir istenen konuşmaktır, İngilizce konuşabilmesi. Bunun için gramerden uzak, klasik, geleneksel yöntemlerden uzak durmalıyız. Daha çok öğrencilerimizi gramere, yani dil bilgisi kurallarına bilinçsizce öğretmeliyiz. Daha çok onları konuşarak, yaşatarak öğretmeliyiz. Eğer bunu yaparsak bir nebze olsun başarılı olabileceğimize inanıyorum. Günlük konuşma dili de önemli değil mi? Tabii ki. Kesinlikle. Bunu çok sık kullanmalı, pratiğe dökmeli, öğretmenle sürekli İngilizce diyalog halinde olmalı, teneffüslerde olsun veya evde de aynı şekilde her alanda öğretmene bir ihtiyacını söylerken bile İngilizce aktarmalı kesinlikle. Peki ülkemizde İngilizce ders saatleri ortalama olarak yeterli mi, daha mı fazla olmalı sizce? Kesinlikle fazla olmalı. Bazen bakıyorum, görüyorum ki bazı okullarda, hani iletişim halinde olduğumuz okullarda 10 saatin altına düşmüş durumda İngilizce. Kesinlikle 10 veya 10 saatin altındaki bir İngilizce ile çok fazla verimli olamayabiliriz. Bu minimum 15 saat olmalı. Bizler mesela okullarımızda 15 saat ortalama haftalık İngilizce ders veriyoruz. Etütlerle birlikte 18-20 saati buluyor ki İngilizceyi yeterli, verimli öğrenebilmek için çok iyi bir ders saatidir. Bunu her alanda, aslında milli eğitime düşen görevlerden birisi de bu İngilizce ders saatleri konusunda bir düzenleme yapılmasıdır. Çok güzel. Bazen dersler yeterli olmadığı için özel ders alınıyor okul dışında, kurslara gidiliyor. Fakat öğrenci kendi kendine çalışarak da öğrenebilir mi acaba İngilizceyi? Tabii şöyle, dediğim okullarda mesela İngilizce ders saati yeterli olmuyor. Öğrencimiz tabii yeterli eğitim alamadığı için özel kurslara ihtiyaç duyuyor. Özel kurslarla da olmadan öğrencimiz bir disiplinle, bir programla bunu aşabilir. Ama kendine bir kural edinmeli, kesinlikle kendini buna şartlandırmalı. Artık ben İngilizce öğreneceğim ve bir program oluşturdum. Günde 2 saat boyunca oturacağım, bir İngilizce kitap okuyacağım veya İngilizce sinema izleyeceğim gibi, test çözeceğim gibi çalışmalarda bulunmalı. Eğer bunu yapamıyorsa, bir program oluşturamıyorsa tabii ek bir destek almasında fayda vardır. Ama bunda önemli olan azimli olmak, disiplinli kararlı, olmak, evet, değil mi? Olmak. Kararlı bir şekilde devam etmek. Kesinlikle. Yoksa öyle kısa süreli çalışıp sonra bırakılırsa yine köreliyor insan. Kesinlikle. Bu bizler için bile geçerli. Hı. Bir yaz tatili girince ki İngilizce mutlaka bir kitap okurum. Her daim İngilizcenin peşini asla bırakmam. Bırakınca zaten orada her şey bitebilir. Doğru. Peki İngilizce öğreniminde hangi temel yaklaşım ve eğitim modellerinin etkili olduğunu düşünüyorsunuz? İngilizce öğreniminde verimli olabilmek adına ülkemizde kesinlikle şu komünikatif yaklaşımı kesinlikle benimsememiz gerekiyor. Bütün okullarda bunu benimsememiz gerekiyor. Gramerden uzak, geleneksel yöntemlerden uzak ve daha çok klil odaklı, benim desteklediğim bir eğitim sistemi uygulanmalı İngilizce alanında. Klil odaklı eğitim nedir? Örnek veriyorum, biyoloji, kimya gibi alanların, matematik gibi alanların aslında İngilizce işlenmesi. Bu bizim hayatımıza girmiş oluyor. Biz İngilizceyi her alanda aslında öğrenmiş ve uzmanlaşmış oluyoruz. Aynı zamanda da onu yaşamış oluyoruz bu şekilde. Çok güzel. Peki izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii her zaman şunu bütün ailelere tavsiye ediyorum ve izleyicilerime de aynı şekilde. İngilizceyi her alanda yaşatalım ve hayatımıza entegre edelim ki hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen bu alanda başarılı olmanın en temel yolu buradan geçiyor. Öğrenebilmek adına asla panik yapmayalım, sakin olalım, sabırlı olalım. Bir zorlu bir süreçtir evet, ama bunu aşabileceklerine inanıyorum. Ayrıca İngilizce öğrenmenin farklı bir dili öğrenmeye de faydası oluyor, öyle değil mi? Özellikle Batı Tabii dilleri. Ki.
açısından. Tabii İngilizceyi öğrendiğiniz zaman zaten dolayısıyla diğer Avrupa dillerine de bağdaştırarak aslında çok yakınlar birbirine ve öğrenebilmiş oluyoruz. Bir dil demek zaten bir insan demektir, iki insan demektir. Eğer ne kadar çok bunu çoğaltırsak biz dış dünyaya, kültürler arası etkileşime o kadar açık olabiliyoruz. Bunun başı İngilizceden geçiyor. Sonraki aşamalarda diğer dilleri öğrenmek de o kadar kolay oluyor. Evet, yani İngilizce öğrenmek ayrıca kültürel açıdan da kendimizi geliştirmemizi sağlıyor. Uluslararası yayınları takip Tabii. edebiliyoruz. O konularda da çok faydalı değil mi? Tabii ki uluslararası alanda ekonomik işbirliği açısından, evet. ticari işbirliği açısından ve eğitim açısından ve İngilizcenin önemi zaten yadsınamaz bir gerçek. Biz bu alanlara geçiş yapmak istiyorsak veya yurt dışında bir bağlantı kurmak istiyorsak bunun yolu yabancı dili öğrenmekten geçiyor. Zaten İngilizce de uluslararası bir dil. Kesinlikle. Her alanda geçerli, bütün resmiyette, bütün yurt dışında, resmi belgelerde artık İngilizce bilmek şart oluyor, şart haline geldi. Kesinlikle. Anlattığınız konular çok ilginç ve çok faydalı. İzleyicilerimiz size direkt olarak ulaşmak isteyebilirler. İletişim bilgilerinizi iletmek ister misiniz? Tabii. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirler. Fen İngilizce Altire okul öncesi olarak veya Betül Traductris Instagram hesaplarımdan, Facebook hesaplarımdan beni takip edebilirler. Oradan da gerekli soruları yanıtlayabilirim. Programımızın sonuna geldik. Katılımınız ve güzel paylaşımlarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.